Bakara suresine geçiyorum gene. Yakından görmek için gelmiştim. Ayet 6 ve 7. Şu muhakkak ki inkar edenleri uyarsan, inzar etsen de uyarmasan da onlar için birdir, onlar inanmazlar. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinin üzerinde bir perde vardır. En büyük azap onlarındır. Bu ayet çok negatif bir ayet gözükse de İbn Arabi bunu inanılmaz güzel şekilde yorumlamış. Yani ben ağladım sabahleyin okurken. Dedim ki ey büyük Allah'ım, senin için negatif diye bir şey yok. Her şey doğru ve her şey güzel. Bize göre negatif var. Evet, biraz yani bizim galiba başkaları için yaşamayı daha ön plana almayı öğrenmemiz lazım. Yani bu alem, çünkü çok haklısınız. Dünyada zannediyoruz ki biz hakkımızı biz koruyabiliyoruz. Öyle bir şey yok. Hakkı ancak Allah korur. Biz hak koruyamayız. Ama hepimizin yanlışlar yaptığı anlar olur. Bizler bin beterini yaptık. Onun için kimseyi de eleştirmek hakkına sahip değiliz elhamdülillah. Biz ders almayı öğrenmeliyiz. Hocam Kenan Rıfai Hazretleri bir keresinde namaz kılıyorlarmış. Çok şık oldukları için dizlerine şöyle çekerler, öyle namaz kılarlarmış. Yani diz yeri yer yapmasın diye. Bir tane adam gelmiş, demiş senin namazın hiç kabul olmuyor demiş. Son derece sert bir ses. Öyle demiş, dizini çekerek demiş namaz mı kılınır? Söylediği kişi Kenan Rıfai Hazretleri. Hocam ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Yani çok etkilendiğim bir şey bu benim. O adamdan sonra diyor, hiçbir zaman dizimi çekmedim. Çünkü söyleyenin Allah olduğunu bildiğimden, onun uyarısının da Allah'tan geldiğini bildim. Görüyoruz ki hepimize negatif veya pozitif uyarı Allah'tan gelir. Biz yeter ki hadiselerin içindeki güzellikleri görme seviyesine erişelim. Ve tabii ki çok haklısınız, burası sıcak, kolay şartlar değil. Ama bu şartların içinde duyduğumuz çok güzellikler var. Şimdi Kerim'le geliyorduk. Onların da sıkıntılı bir devresi. Onlar da buraya rahatlamaya geliyorlar. Burası rahatlama yeri, kızma yeri değil aslına bakarsın. Çünkü burası aşk yeri. Buradan daha güzel bir aşk yeri var mı bu alem? Çünkü burası yalnız Allah aşkının konuşulduğu, Allah'ın anıldığı bir yer. Onun için geri kalan her şey boş. Her şey geçici. İnanın o kadar önemsiz ki. Yani gölgeyiz biz. Hepimiz birer gölgeyiz. Gölgelerin birbiriyle mücadele etmesiniz yanlış. Ancak hakikat olan Allah var. Başka hiçbir hakikat yok. Bunu unutmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi önce bu ayeti bir açıklayalım. Ayetin cemali yorumunu biraz sonra yapacağım. Hepiniz çok şaşıracaksınız. Evet. Allah razı olsun. Evet, evet. Evet, Çiğdem diyor ki Hacı-ül Esved'e girerken de çok sıkıntı çekiyoruz. Ama çektikten sonra öptüğümüz peygamberin eli oluyor. Yani sıkıntısız hiçbir şey yok. Diyor ya, cennetin etrafı mekruhlarla çevrilidir. Eğer bir cennete ulaşacaksanız etrafında mutlaka sıkıntı ve bela var. Bakın hastalık oluyor ki sıhhatin güzelliğini idrak edelim. Birazcık celal oluyor ki cemalin güzelliğini idrak edelim. Evet. Yerleşilmedi galiba bir türlü. Bu hafta kutlu doğum haftası. Peygamber Efendimiz'in haftası. 12 Rebiülevvel doğduğu gün. Aynı zamanda 12 Rebiülevvel öldüğü gün. Aynı zamanda 12 Rebiülevvel göç ettiği gün. Ve 12 Rebiülevvel peygamberliğin geldiği gün. Yani hepsi 12 Rebiülevvel. 12 sayısı da çok enteresan şehadet sayısıdır. Havaryunlarda olduğu gibi. 12 sayısı bütün alemin onun doğumuna şehadet ettiğini, bütün alemin onun peygamberliğine şehadet ettiğini, bütün alemin onun göçüne şehadet ettiğini, bütün alemin ona şehadet ettiğini gösteriyor. Bu 12 Rebiülevvel. Yani öyle bir gecede, yani öyle bir haftanın içindeyiz
Şu anda onun maddi doğum günü haftasının içindeyiz. Eğer bu aleme gelmeseydi zaten biz hiç aşkı hissedemezdik. Aşk hissedilmeyince de hep Celal vardı. Yani bu aşk olmazsa hep Celal var hayatta. Ama aşk insanı hakikaten zevkten zevke götürüyor. O da onun sayesinde. Çünkü onun sayesinde bu aleme geldik. Onun sayesinde varız. Onun sayesinde yaratıldık. İnşallah Allah ayırmasın manasını. Bu ayet-i kerime ezelde reddedilmiş olanlar hakkındadır. Yani Allah'ın serptiği nurdan üstlerine isabet etmeyen kimseler hakkındadır. Anadan doğma âmâ olan, kulağı, ağzı, kolu, bacağı olmayan kimseler için hekim çağırıp tedavilerini istemek nasıl işe yaramaz ise, ezelde de kötü damgasını yemiş kimselerin peygamberler veya mürşitler vasıtasıyla dahi irşatları kabil değildir. Bu hadisi kutsi'de es şakiyen şaki fi batnı ümmihi, es sayiden sayit fi batnı ümmihi. Sayit ezelde anasının karnında bellidir. Şaki ezelde anasının karnında bellidir. Biz aradakiler işte inşallah sayit olalım. İnşallah. Bunlar istediğin kadar, hani bazen anlatıyoruz hiç anlamıyor ya. İstediğin kadar Allah'ın ve Resulullah'ın kelamını söyle ve hakikatten bahset. Kabil değil, tesir edemezsin. Geçen gün ben bir sohbetteyim. Adam bir kere baştan herhalde bana kızmak için gelmiş. Çok da kalabalıktı sohbet. Kapının önünde duruyor. Ben bir öğrencim de yanındaymış. Dedim ki her şey olsak dahi hiçiz. Yani Allah bize her şeyi verse gene biz hiçiz. Adam demiş ki yadık kadına, gördün mü bak her şeyim dedi. Gördün mü? Her şeyim dedi. Yani her şeyim olsa bile hiçim diyorum, o her şeyim dedi diyor. Öyle anlamak isteyince öyle. Eğer bu gönül idrake yakın değilse sözlerimiz öyle anlaşılıyor. Onun için niye anlaşılmıyorum, bu niye haksızlıktır demeyelim. Çünkü anlaşılması zor bir iş. Ezeli nasibinde varsa anlıyor. Ben onu şöyle acizane anlıyorum. Bende ezelde o ilim varsa bana hocamın söylediklerini ben kabul ediyorum. Ezelde o ilim yoksa, hoca canını çıkartsa o kişi onu kabul eder. Yok. O zaman niye kızalım ki? Ezelden onda o ilim. Anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Öyleyse bu alemde kızacak hiç kimse yok. Sinirlenecek hiç kimse yok. Çünkü her şey muazzam bir programın içinde yürüyor. Pazar günü bir hikaye okudum Mesnevi'den. Şimdi bir tekrarlamak istiyorum. Çok sevdiğim bir hikaye. Hani hakkımı yediler lafı var ya, ona karşılık bu hikaye beni çok etkiliyor. Bakın efendim, bir mürşidi kamil, çok Allah sevgilisiymiş. Adamcağız birici mi verici? Borç alır Hazreti Ebubekir gibi verirmiş. Borç alır verirmiş. Hazreti Ayşe de öyleymiş. Borç alır verirmiş. O kadar çok vermiş ki borçtan tıkanmış. Ölmek üzere. Öleceğini de anlamış. Bütün alacaklıları etrafına toplanmışlar. Hani demişler Allah sevgilisiydin sen, bizim paramızı vermiyorsun. O da demiş ki ben veremem. Allah verir. Dua ediyorum. O arada bir helvacı geçiyormuş, çocuk elinde helvalarla. Çocuk demiş ki yanındaki dervişine, şu helvaların hepsini al, bu alacaklılara dağıt. Çünkü belki biraz susarlar. Ah, çocuktan bütün helvaları almışlar, yarım dinar istemiş çocuk. Helvaları dağıttıktan sonra çocuk demiş ki paramı istiyorum. Adam demiş ki bende para yok ki. Çocuk başlamış ağlamaya. Fakat mürşit demiş ki hiç kimse çocuğun parasını ödemeyecek. Nasıl ağlıyor biliyor musunuz? Zır zır. Artık herkes azıtmış. Bu nasıl bir evliya demişler. Hem bizim paralarımızı aldı ödemiyor. Hem çocuğun, küçücük çocuğun hakkını yedi. Bu nasıl Allah sevgilisi? Mantıken çok doğru. Söylenmişler, söylenmişler derken bir kapı çalınmış. Bir tabak gelmiş. Tabağı bir açmışlar. Tam adamın borcu olduğu kadar para, yanında da çocuğun parası, ayrı bir yerde çocuğa verilecek para. Şimdi bu sefer tabii önüne diz çökmüşler, senin bu mucizen karşısında çok... Demiş ki niye üzülüyorsunuz?
Bu parayı bana Allah yollayacaktı. Çünkü ben hep Allah için dağıttım. Ama o paranın gelmesi, bakın ne kadar enteresan. O paranın gelmesini Allah o çocuğun ağlamasına bağladı. Ancak o çocuk o kadar çok ağlar da Allah'ın merhametini çekerse Allah o parayı yollayacak. Ben de onun için çocuğun ağlamasına izin verdim. Onun için bazen ağlıyoruz, inliyoruz ama karşılığında gelecekleri düşünelim. Yeter ki hadiseleri kendimize sıkıntı etmeyelim. Onlar hastalık yapıyor, onu söylüyorum. Ama yani nelerin sebep olduğunu o sıkıntılarımızın düşünüp şükredelim. O, bu açıdan bakarsanız bu dünyada haksızlık diye bir şey yok. Haksızlık yok. Her şey hak. Çünkü zalim, buraya dikkatinizi çekeceğim. Zulüm bir şeyi yerli yerine koymamak, bir hakkı yerli yerine koymamaya zulüm denir. E bütün haklar Allah'ın değil mi? O halde Allah istediği gibi o hakkı kullanır arkadaşlar. Bizim böyle bir hakkımız yok. Biz varlık değiliz ki hakkımız olsun. Bize ait bir şey yok ki onu kullanma hakkımız olsun. O halde yapılandan memnun olalım. Onun içindeki güzelliği görmeye çalışalım. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum söylemek istediğimi. Burada kastedilen kâfirler ilahi kahra muhatap olmuş bedbahtların ilk zümresidir ki uyarı bunlar üzerine bir etki meydana getirmez. Onların cehennem ateşinden kurtulmalarının bir yolu da yoktur. Rabbin onlarla ilgili iman etmezler şeklindeki hükmü gerçekleştirmiş. Böyle yorumlamış İbn Arabi bir celali manasıyla. Şimdi aynı hakikatin cemali manasını okuyacağım. Bu çok etkiliyor beni. Diyor ki İbn-i Arabi Hazretleri, ey Muhammed, o kafirler ki onlar bana sevgilerinden gizlenmiş kimselerdir. Allah böyle söylüyormuş Hazreti Peygamber'e. O tip kafirler vardır ki küfür iki görmek demek. Onlar kendilerini varlık gibi gösterirler. Çok biraz zor anlaması ama ben çok detaylı anlatmaya çalıştım. O kadar güzellerdir ki, bana o kadar bağlılardır ki. Fakat bu bağlılıktan dolayı kendilerini bir varlık varmış gibi göstererek gizlerler. Bana olan aşklarını gizlerler. Onları korkutman, seni kendisiyle onlara gönderdiğim tehdidin veya sözünle korkutman birdir, inanmazlar. Şimdi peygamberin iki vazifesi var. Birincisi şeriat. Şeriat da diyor ki şunu yap, şunu yapma. Ama Allah'a deli gibi aşık adama hiçbir söz işlemez. Sen onları korkutamazsın ya. Onlara desen ki ayrılık azaldır. Onlar ondan da zevk alır. Yani cehenneme öyle demiş ya, evliyayı cehenneme sokmuşlar. Cehennem demiş ki alın buradan, bunun aşkının ateşi benim ateşimi söndürdü. Cennete sokmuşlar, cennet demiş ki alın buradan, bunun güzelliği benim güzelliğimi örttü. Onlar yani o kadar güzeller ki, o kadar senden başka hiçbir şey düşünmüyorlar ki, onları alıp en büyük hastalığa atsan çok şükür diyorlar. Sevgilimden geldi diyorlar. En büyük felaket ölümlere duçar etsen çok şükür sevgilimin eseri diyorlar. Onlara tesir edemez. Hatırlar mısınız? Hep size bir hikaye anlatırdım. Ahmet Erfai Hazretleri'nin. Adamın biri çok güzel namaz kılıyormuş ama çok güzel. Cebrail'in dikkatini çekmiş, o kadar güzel kılıyor. Hemen gitmiş ona, Allah'a demiş ki bu nasıl güzel bir adam. Allah da demiş ki Levh-i Mahfuz'una bak. Levh-i Mahfuz'una bakıyorlar. Şöki. Ah, söyleyeyim mi diyor Allah'ım, söyle diyor. Gidiyor diyor ki adama, sen Şöki'ymişsin diyor. Adam açıyor, oynamaya başlıyor. Ay yüce Allah'ım bana bir isim mi takmış adam yerine koymuş. Bana bir isim mi vermiş? Ay bu ne biçim adam böyle diyor. Gidiyor tekrar bakıyor, Sait. Yanlış bakmışım diyor. Geliyor diyor ki Sait'mişsin sen. Şaki değilmişsin değil. Ay ikinci bir isim de mi taktı diyor. Şimdi onlar için hiçbir şeyin önemi yok. Yalnız Allah. Yalnız Allah'la irtibat. Yani kul bana şunu yapmış, kul bana bunu yapacak. Buradan bir felaket gelecek. Ben buna üzülüyorum. Öyle bir üzüntü yok onlar için. Onlar her an mesutlar. Her an o zevkin için. İşte o hale gelmeyi Allah bize nasip etsin. Yani bizi böyle hani diyor ya hiçbir şey etkilemesin. Hani ben çok severim Mesnevi'de sivrisinek, çok severim.
Sivrisinek demiş ki Hazreti Süleyman'a, şu rüzgardan beni koru demiş ya. Şu rüzgardan beni koru, çok feci esiyor, öleceğim demiş. Koca bir peygambersin. Hazreti Süleyman da gitmiş demiş ki rüzgar esme. Esme demiş yani, ölecek hayvan. Rüzgar demiş ki vallahi Allah beni esmek üzere yarattı. Es der, eserim, kusura bakmasın. O da ölümde sivrisinek olmasın demiş. Ha demek ki hadiseler değişmez, meşrepler değişmez. Biz etkilenmeyecek hale geleceğiz. Biz evlatlarımıza, kendilerimize öyle bir iman zevki aşılayacağız ki gelinin Allah'tan olduğunu bildiği için hiçbir şeyden etkilenmeyecek hale gelecek. İşte mesele bundan ibaret. Çünkü onlar benden başkasını bilmezler. Halbuki sen onları yarattıklarımla korkutuyorsun. Onlar yarattıklarımı bile bilmezler. Yalnız benim. Şimdi burada Allah Hacı Mansur Hazretleri'nin büyük sultan, çok büyük sultan, bir makamın sultanı o. Onun sözü beni can evimden vuruyor. Tam öldürmeye götürüyorlar. Diyor ki Allah'ım ne olur onlara günah yazma. Ne olur yazma çünkü onlar da seni memnun etmek için beni öldürüyorlar. Hale bakın. Seni memnun etmek için beni öldürüyorlar. Çünkü onların şeriatına göre ben hatalıyım. Onun için onlara gün bir günah yok beni öldürmek. Hem beni sana kavuşturuyorlar. Nasıl günahkar olurlar? İşte bu idraki kazanan insan diyor İbn-i Arabi mühürlüdür. Onun kalbine başka birisi girmez. Allah'tan başka bir isim o kalbe girmez. Öyle mühürlüdür. Allah bizi de onlardan kılsın inşallah. Anlaşılıyor. Halbuki görüyor musun bak pozitif manası. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de her ayetin bir celali, bir cemali manası vardır. Ve kıyamet ayetleri de böyle. Kıyamet ayetlerini çalışırken, belki sen var mıydın acaba? Dedim ki eyvah bu hafta kıyamet, Nazlı bilir, kıyamet çalışacağız. Hayatımda en mesut olduğum çalışmadır. O kadar zevkli. Çünkü kıyamet sendeki nefsani arzu ve isteklerin yok oluşu ve sende Allah'a ait mananın ortaya çıkışı demek. O kıyamet Allah her an bize nasip etsin. O anda sadece bir şey idrak ediyorsun. Tek bir şey idrak ediyorsun. Bugün mülk kimin? Her şey Allah'ın. Başkası yok. İşte bunu idrak ettiğin an senin kıyametin kopuyor diyor. Allah vazimiş. Onlar sana nasıl inanabilirler ki? Allah diyor bunları Hazreti Muhammed'e. Ben onların kalplerini mühürledim. Onlar da benden başkasına yer bırakmadım. Kulaklarını mühürledim. Artık alemde benden başkasından bir söz duymuyorlar. Gözlerinde perde vardır. Beni müşahede ettiklerimden, heybetimden göremezler benden başkasını. Benim nezdimde onlar için acı bir azap vardır. Bu azap onları bu yüce müşahededen senin korkutmana döndürüp kendimden perdelenmemdir. Hani onlar için azap vardır da böyle anlatıyor. Yani ya Muhammed senin için de azap olmadı mı? Ta seni en yakınıma aldım. Kendi cemalimi sana gösterdim. Sonra seni aleme saldım. Sen yine gittin. O sonsuz büyüklüğün içinden döndün. Ve tekrar o insanların eziyetlerine, sıkıntılarına, olmayan şeyler için mücadelelerine katlandın. Bundan daha büyük bir azap olabilir. İşte buna arkadaşlar tasavvuf literatüründe sabra anillah deniyor. Yani öyle bir sabır yok. Peygamberin gösterdiği gibi bir sabır yok. Her şeyin en mükemmeli olan Allah-u Azimişah'ı idrak ettikten sonra dönmek. Bu çok korkunç bir şey. İşte bu azaptır diyor Allah. Nitekim seni de yayın iki ucu veya daha az yakınlıktan sonra döndürüp oradan seni yalanlayan ve katımdan kendisine getirdiğin şeyi yüzüne çarpan yarın yanına indirmiştim. Onlardan benim uğrunda gönlünü daraltan şeyleri duyuyordun. Artık İsra yolculuğunda müşahede ettiğin açıklık yoktu. Allah diyor ki öyle bir zevkin içinden çıkardım ki seni. Ben Kenan Fahri Hazretleri için düşünürüm her zaman. Düşünün
Allah'la beraber bir sultan, Allah'tan başka hiçbir şey görmez. Geceliğin yüzlerce rekat namaz kılarmış hocam. Her gece yüzlerce rekat namaz kılarmış. Yani diyeceksiniz ki bu bir insanı kamil. Bu kadar ibadete ihtiyacı var. Demek ki Allah'a yaklaştıkça ibadet artıyor. Yani onu görüyorum ben. Ve o namazların sonucunda dönüyor ertesi gün. Adam geliyor diyor ki, efendim diyor, tesbihi böyle mi tutsam doğru olur, böyle mi tutsam doğru. O zaman da demişler ki, oğlum tesbihi nasıl tutarsan tut, kendini doğru tut da demişler. Bu Beyaz-ı Bestami'nin hani adam yer arıyormuş temiz yer namaz kılmak için. Sen kendini temizle, istediğin yerde kıl demiş Beyaz-ı Bestami. Ona benziyor. Yani demek ki artık bu tür sorulara muhatap oluyor. Gene efendisinin yüzüne bakıp Allah'ın cemalini nerede göreceğiz demiş birisi. Yani demişler ki gökyüzüne bir merdiven kur da git bak bakalım oralarda bir cemal var mı demişler. Gene alay etmek için efendime cehennemde kaç kilo odun yanıyor demişler. Yani ne biçim şeylere dönüyor yani o zevkin içinden, o birliğin farklılıkları bir ettiği yerden. Demiş ki ateşin çıktığında içinde kaç kilo yanıyorsa o kadar odun yanıyor. Ne güzel. Demek ki her şey aslında manadan ibaret. Biz maddeselleştirdiğimiz için sıkıntı çekiyoruz. Maddesellikten vazgeçmek lazım. İşte yarattıklarım karşısında eminlerim böyledir. Onlardan hoşnutluğumu gizledim ve dolayısıyla onlara asla kızmam. Hakkın velilerinin hak düşmanları niteliğinde nasıl gizlendiğine bakın. Şöyle ki Allah eminleri El-Latif isminden var eder. Hayır, velisini El-Latif isminden var eder diyor. Yani lütfettiği. Yani onlar Allah'ın hakikati gibi bu alemde gözükürler kesif bir varlık gibi ama aslında bu alemde değillerdir. O kadar zariftirler, o kadar edeplidirler, o kadar yokturlar ki onlar Latif isminden tecelli etmişlerdir. Mesela Hazreti Osman şeye çıkarmış hutbeye 20 dakika hiç konuşmadan dururmuş, bütün Mekke ağlarmış. Yani nasıl bir letafet varsa 20 dakika hiç konuşmadan bütün Mekke halkı ağlarmış, düşünün Medine halkı. Dolayısıyla görüyoruz ki onlar Latif, bizim gibi değiller. O zaman Mevlana'ya kulak vermek lazım. İnsanı kamili kendin gibi sanma diyor. Diyor ki o da ceylandır ama onun bağırsağında normal ceylanınki gibi pislik yok. Onun bağırsağındaki koku misk. Çünkü bazı ceylanların pisliği misktir. Biliyorsunuz misk oradan çıkar. O da kamıştır ama o herhangi bir kamış değil. O şeker kamış. Onun için kendin gibi zannetme. Hani benim gibi değil o. Ama görünüşte benim gibi. Peygamber benim gibi olabilir mi? Ay çok etkilenmişti ben. Kur'an hocam büyük insan. Allah gani gani rahmet eylesin. Nuru üzerimize olsun. Hayır hocam. Canım sultanım. Böyle bir konferanstalar. Konferansta da profesörler konuşuyorlar. Ortadaki konferansı idare eden profesör dedi ki peygamber de bizim gibi bir adam dedi. Yani ne diye bu kadar büyütülüyor dedi. Şimdi biz orada bir grup genciz o zaman. Ben çok sinirlendim. Dedim ki canını okusun ayrı hocam inşallah şu adamın dedim. O zaman öyleymişim demek. Herkes değişiyor yani. Çok şükür. Canını okusun inşallah ayrı hocam dedim. Ayrı hocam da dediler ki ne kadar doğru söylediniz. Ne kadar haklısınız. Şimdi öyle deyince adam dinlemeye başladı. Hani methedildi ya. Methedilince dedi ayetin başında ene beşerül diyor. Ben de beşerim. Ayet böyle başlıyor. O yüzden çok haklısınız. Ama sonra yalnız bana vahyolur diyor. Yalnız bana. Yalnız ona vahyolursa bize olmuyor. Bize olmuyorsa o farklı. O bizim gibi değil. O zaman adam dedi ki evet dedi ben de böyle düşünüyorum zaten dedi. Şimdi eğer deseydi ki sen ne biçim konuşuyorsun da sen şöylesin de adam dinlemeyecek. Dinlemeyecekti ve küfrü artacaktı. Ama o kadar güzel, yumuşak, hoş bir öğretme tavrı. İşte bu öğretme tavrı Hazreti Peygamber'in öğretme tavrı.
Sen o kadar Rauf ve Rahim'sin ki diyor Allah Azimşan. O kadar Rauf ve Rahim'sin. O kadar güzel öğretiyorsun. Benim annem de diyor ki öyle bir öğretmen ol ki diyor. Tıpkı ilkokul öğretmeni gibi. De ki diyor, harfleri ne güzel yazdın. Ama hepsi berbattır harflerin. Hem ne güzel yazdın. Gel şu A'yı da biraz onlara uyduralım istersen. Biraz daha yuvarlatalım. Çocuk eve gelir diyor, anne hoca beni çok beğendi. Ben çok güzel yazıyorum. Ama bugün A çalışacağım, onu da beğensin diye. Ve o gün A, ertesi gün B, ertesi gün C, ertesi gün D. Tek tek düzeltir o senin üzerini. Öyle ya, girdiğimiz an ne olduğumuzu yüzümüze vursa hangimiz hocanın önünde dururuz, değil mi efendim? Var edip onları El Cemil ismiyle, yani çok güzel ismiyle ortaya çıkardı. Onlar hakkı sevdiler. Kıskançlık, seven ve sevilende iki farklı açıdan sevgilinin niteliklerinden birisidir. Dolayısıyla kıskançlıkları nedeniyle hakka olan sevgilerini gizlediler. Bunlara örnek Şibli ve benzerlerini verebiliriz. Hak da bu kıskançlık nedeniyle başkalarının onları tanımalarını engelledi. Ne güzel. İşte burada Mevlana'nın bir sözü geldi aklıma. Vallahi diyor, seni kıskanmaktan herkes seni çok iyi bilmesin, nerede oldu, bana yakınlığını bilmesin diye. Ellerimi açıp göke, sanki gökte oturuyormuşum gibi gösteriyorum halka, yalvarıyorum diyor. Ama sen bana benden daha yakınsın diyor. Ama herkes bunu anlamaz, bilmesin diye söylemiyorum diyor. Demek ki onlar bizim anladığımız gibi bir Allah'ı anlatıyorlar. Kendi anladıkları Allah'ı anlatmıyorlar. O zaman biz şaşırırız, anlayamayız. Şaşırır kalırız. Burada Hakk'ın kıskançlığından da bahsetmek istiyorum. Gene Mesnevi'de Hazreti Mevlana diyor ki, Allah çok kıskançtır. Ama nasıl kıskançtır? Sevdiğinin gönlünde kendine ait sevgiyi anlamayanlardan saklamak için kıskançtır. Ay ne güzel bir kıskançlık. Sevdiğinin gönlünde kendine olan sevgiyi, yani onun Allah'a duyduğu muazzam sevgiyi anlamayanlardan saklamak için sevdiğini gizler diyor. O yüzden de bakın, gizlemenin bir yolu da sevdiğine çok eziyet verir. Bak burada biz bir lokma eziyet çeksek bana şu soruyorsun. Ne günah işledim de bu kadar eziyet çekiyorum. Ben de diyorum ki peygamber torunları ne günah işlediler de o kadar eziyet çektiler. Demek ki onlara eziyet verir ki onların ne kadar örnek insanlar olduğunu biz görelim. Hiçbir eziyete of demediklerini görelim. Ve biz de onlara benzemeye çalışalım inşallah. Bu bağlamda Allah şöyle buyurur. O inkar edenler, yani kendi müşahedelerinde kendilerine görülen kavuşma sırlarını örtenler. Yani Allah'a kavuşup da hala normal insanmış gibi yaşayanlar. Şöyle demiştir. Sizi sıfatların vasıtasıyla zatımdan perdeledim. Böylece hayrete düştükleri gibi aynı şekilde istidat da kazanamamışlardır. Ben de onları bu alemde peygamberlerimin diliyle korkuttum ama onlar korkmadılar. Çünkü ceza verecek diyor peygamber. Böyle yaparsanız ceza görsün. Yaşasın diyor adam. Cezayı kim verecek? O mu verecek? Versin. Hayır, bu nasıl güzel bir şey işte. O zaman onlarda korku ve hüzün olmuyor çünkü gelecekte bir hadise onları etkilemiyor. Bunlara ashab-ı kef deniyor, 100 yıl uyuyanlar. Bunlar her tür hüzün ve her tür mutluluktan uyku halindedir. Yer yerinden inlese, hani bizim çok korku, aman ne güzel evladımız şurayı kazandı, aman kocamız şu hali, hiç etkilenmezler. Ölümler, felaketler gene hiç etkilenmez. Hiç. Onu gördüğünüz zaman işte çok şaşkınlıkla izliyorsunuz yani. Şimdi geçen gün benim çok sevgili bir öğrencim ameliyat oldu. Kız kardeşim de o hastanede doktor. Beni aşağı kata indirdi. Cemal, şu kıza dua etsene dedi. Arkadaşlar, gencecik bir kadın. 16 yaşında spastik kızı, 20 kilo. Dünya güzeli bir kız, 20 kilo spastik. Bir tarafta yatıyor. Alzheimer annesi öbür tarafta yatıyor. Ve kadının kimsesi ve parası da yok. Ve şükür halinde. Yani bunu dedim, inşallah anlatacağım sohbetlerimde dedim.
sen bir örneksin dedim. Gene arkadaşımın, bir öğrencimin erkek kardeşi kanser, çok az ömrü kaldığını söylemiş. 34 yaşında çocuk. Telefonu açtı. Bu Allah'tan gelenden memnunum, aslan gibiyim dedi bana. Vallahi. Arkadaşlar bizim nelere kızdığımız, üzüldüğümüzü görünce, bu insanları düşününce, hakikaten bu insanlar Allah'ın özelleri. Gerçekten. Allah kendini ayırmış ve korumasıyla onları korumaya almış. Gerçekten o halde üzülecek hiçbir şey yok bu alemde. Onu bilsek her anımızı keyifle geçireceğiz. Ben çocuklara söylüyorum, nişanlanıyorlar, mutsuzlar. Ay o sevdiğin adamla nişanlanmadı mı? Evet diyor. E niye üzülüyorsun? Ayşe diyor, nasıl evleneceğiz, paramız yok da, o yok da, bu yok da. Ay bugün gezmeye gideceğiz bilmem ne de, bana şunu demedi de, bana bilmem ne almadı. Evleniyorlar, mutsuzlar. Çocuğum oldu mu olmadı mı, ay bilmem. Arkadan hayat her şeyi veriyor, gene mutsuzlar. Kardeşimin öyle harika bir şiiri vardır. Diyor ki, en güzel ev senin, en güzel çocuk, okuyan çocuk senin, en iyi işteki koca senin. Gene de sen en mutsuz, en huzursuz. Yolcu nereye gidiyorsun diyor. Arkadaşlar, mutlu olmayı öğrenmek zorundayız. Küçük şeylerden mutlu olunur, büyük şeylerden mutlu olunmaz. Küçük şeylerden mutlu olunur. Bir gülen yüzden mutlu olunur. Sevgiden mutlu olunur. Sizler hepiniz ne kadar güzelsiniz ki, iki dakikada o Allah aşkı konuşulduğu anda herkesin yüzü değişiyor. İşte bunlar insanı mutlu eder, başka bir şey etmez. Geri kalanı geçici. Ve sahip olduğumuz her şey bıktırır insanı. Ancak sahip olamadığımız yegane aşk Allah aşkı. Onu düşünmek lazım. Çünkü onlar birlik mertebesindedir. Allah ise kendilerine ayrım mertebesinden hitap etmiştir. Onlar ise tafsil ve ayrım alemini bilmiyor. İşte burada gene bir sultanı ayıracağım, anlatacağım. Gene Beyazıt-ı Bestami Hazretleri Enel Hak diyor, biliyorsunuz. Bu birlik aleminden söylüyor bu lafı. Onun için mübarekler sorarlar. Hani birisi büyük büyük bir laf etti mi? Hangi alemdeydi? Bakın dikkat edin derler. Eğer bu alemden söylüyorsa o lafı, onun başına çok büyük bir felaket gelecek çünkü haddini aştı derler. Ama birlik aleminden söylüyorsa kızmazlar. Beyazıt-ı Bestami Enel Hak demiş. Sonra kendine gelmiş. Demiş ki, bir daha eğer ben Enel Hak dersem hepiniz beni öldürün demiş. O kadar büyük edepsizlik demiş. Farka inince o edepsizlik oluyor. Fakat gene çıkmış birlik alemine, gene Enel Hak demiş. Bu sefer herkes kılıçlarını çekmişler. Fakat kılıçlar bükülmüş, kimse öldürememiş. Çünkü artık orada o yok. O yok. Orada hak diyen, hak benim, haklı benim diyen Allah. Onun ağzından. İşte bu makamda onlar var. Biz o makamda değiliz. Bizim büyük konuşmamız çok büyük günah. Biz peygamberin yolunu takip edenleriz. Peygamber her seviyede, birlikte ve çoklukta, farkta ve cemde enel kul dedi. İşte biz bunu tercih edelim. Bize bu yakışır. Kulluk, yokluk ve hiçlik. Aslında kulluk deyip de geçmeyin. Kulluk da mertebelerin en yükseği. Allah hepimize nasip etsin. Bu nedenle anlamaya yatkın değillerdi. Sevginin otoritesi hak yönünden bir kıskançlık olarak kalplerini istila etmişti. Allah peygamberine ruhen ve Kur'an yoluyla davet ettiği şeye icabet etmeyişlerinin sebebini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur. Allah onların kalplerini, kulaklarını, gözlerini mühürlemiştir. Onlar azap duyacaklardır çünkü dünya onlara sıkıntı verecektir. Bunu ben de acizane bir açıklama yapmışım. Peygamberin hitabı isim ve sıfat vasıtasıyla Allah'ı bilenedir. Kur'an-ı Kerim'deki şer'i hitaplar isim ve sıfatla Allah'ı bilenlerdir. Yani ben nasıl bilebilirim Allah'ı? Allah'ı görebiliyor muyum? Hayır. Zat-ı ilahisini idrak edebiliyor muyum? Hayır. Ama isim ve sıfatlar var. Bir sürü isim. Celali var, cemali var. Hatta katilliği var. Allah'ın katil sıfatı var. Allah içimizdeki kötü huyları katleder. Bu sıfat Allah'ın katil sıfatıdır. Ama onu biz başkasını öldürmek için kullanırsak, nefsimizi değil de başkasını öldürmek için kullanırsak, günahkar katil oluyoruz. Anlatabiliyor muyum? O halde bütün sıfatlar Allah'a ait. Öyleyse
ben o sıfatların her şeyin Allah'a ait olduğunu idrak ettiğim ölçüde onun hakkında fikir yürütürüm. Rüzgar gibi. Rüzgarın hakikatini kim bilebilir? Sıhhatin hakikatini kim bilebilir? Ancak belirtiler vasıtasıyla idrak edebiliyoruz. Acaba anlatabiliyor muyum söylemek istediğim? Öyleyse biz Allah'ı isim ve sıfatlarıyla anlamaya çalışıyoruz. Ama hani hep söylüyorum ya Sultan Veled, o benim canım Sultan. O diyor ki ben isim ve sıfatlarıyla anlamaya çalışmıyorum. Ben kendi yokluğumla onun varlığını görüyorum. İşte asıl görmek budur diyor. Yokum çünkü diyor. Elimde hiçbir güç kuvvet yok. 2 dakika sonrayı programlayamıyorum diyor. Değil mi arkadaşlar? 2 dakika sonrayı programlayabiliyor muyuz? Çok program yapanı gördüm ben, düştü. Ya öldü? Hani büyük programlar vardı. Neler, ne evler için canını verenler eve girdiği gün ölenleri gördü. Neler neler, aklınız durur. Hayatını adadığı şeyleri bir gün keyfini çıkaramadan yaşayanları gördüm. Dolayısıyla aldıkları paraları haram yoldan arıp hepsinin hastalığa gittiğini, sonunda da öldüğünü gördüm. Çoğunun kumara gittiğini gördüm. Onun için arkadaşlar hiçbir şey bizim elimizde değil. Programlayamıyoruz ama her şey onun elinde. Her şey. Yani sadece bunu bilsek ömrümüz boyunca başka hiçbir şey bilmeye gerçekten mümkün değil. Lüzum yok zaten. Direkt zatla ilişkide olan farkı görmediği için iyi, kötü, çirkin, doğru, yanlış ayrımı yapamaz. Biz isim ve sıfatlarla yaptığımız için bu farkı görüyoruz. Ama zatı bilen, o birliği idrak eden, yapanın yaptıranın yalnız o olduğunu idrak eden. Ben hani sizi hatırlıyor musunuz? Şurayı anlatmak istiyorum. Öğrencilerimden bir tanesinin kızı hakikaten açık görüyor maşallah. Allah bazı insanlara açık görmeyi lütfeder. Bu kızı seviyorum çünkü bu kız açık gördüğü için kendinde bir varlık var zannetmiyor. Son derece mütevazi. Ama bir problemleri vardı onun birisiyle. Çok üzülüyordu. Bir gün açık olarak hocamız Kenan Rıfai Hazretleri'nin o hadiseyi beraber yaşamışlar. Yani o problemi olduğu kişi dayak atmıştı kıza, dövmüştü. Aynı hadiseyi Efendimiz'le öbür alemde yaşamışlar. Efendimiz demiş ki sen buna yine üzüldün değil mi demiş. Üzüldüm. Şimdi sana hadisenin hakikatini anlatayım demiş. Arkasına geçmiş o kişinin, elini almış, kızın yüzüne vurmuş. Bak vuran benim demiş. Yapan benim. O adam değil. Ama ben ona üzülmen sayesinde seni kendime çekiyorum. Allah yapanın yaptıranın Allah olduğunu, başka bir güç ve kudret olmadığını bize gösteriyor. En kötü dediğimiz hadisede de yapan o. Bize kızan da o, öpen de o, öfkelenen de o, sinirlenen de o, hepsi o. Çünkü başka bir enerji yok. Ama biz bunu göremediğimiz için aradaki sebeplere takılıyoruz. Doktor beni öldü, kızımı öldürdü. Yok bilmem ne bunu yaptı. Ayşe Fatma, halbuki öyle bir şey yok. Hepsinde o var, kuvveti kudret sahibi. Bunu anlatıyor. Bu makamdaki insanlar Allah'ın zatı vasıtasıyla mühürlendiklerinden farka inemezler. Zat-ı ilahide olan farkı göremez. Bazı insanları Allah'ı tanımamak üzere mühürleyen Allah, bazılarını da Allah'ın zatını bilmek üzere mühürlemiştir. Camide bir cuma vaazında adamın biri uyukluyormuş. Yanındaki kişi de sohbetin çok güzel olduğunu söyleyerek kaçırma demiş. Adam beni rahat bırak demiş. Bunu ikaz eden kişi yazık çok büyük hikmetler anlatılıyor. Kaçırma istifade et deyince adam şimdi şu anda Allah'ımla beraberim demiş. Beni kendi halime bırak. İkaz eden kişi nereden bileyim senin Allah'la beraber olduğunu deyince adam İkaz edene dönüp senin Hızır olduğunu her tarafa yayarsam o zaman anlarsın demiş. Hızır şaşırmış. Senin adın ne demiş. Adam Abdülrezzak demiş. Hızır elindeki listeye bakmış. Adamın adı yok. Allah'a münacat etmiş. Allah'ım bu adam benim Hızır olduğumu bildi. Ama benim listemde adı gözükmüyor. Nasıl olur deyince Allah ya Hızır senin elindeki liste beni sevenlerin listesi. Ama benim sevdiklerimin listesi hiç kimsede yok demiş.
İşte bu, bu Allah'ın sevdiklerini biz tanımıyoruz. Allah onları kıskançlıkla korumaya almış. Fakat gene bir hadis-i şerifte de şöyle diyor. Allah birini çok seviyorsa onu bütün halkına sevdirir. Ne güzel değil mi? Bunlar o aşıklardır ki Allah onların hatasını başkasının ibadetinden üstün tutar. Onların kafirliği yanında nice imanlar değersiz kalır. O çünkü onların kafirliği kendi kendilerini inkardır. Kendi nefislerini karanlıkta bırakıp ilahi nura koşmaktır. Nice büyük erenlerin söyledikleri gibi böyle bir küfürden öleceklerin varacakları ilk konak cennet alemi olacaktır. Şimdi burada hep hocam Kenan Rıfay da şunu söylüyor. İki olmuşuz biz, bu küfürdür. Bir Allah var, bir de ben varım. Ama benim varlığımda benlik kalmamışsa bu küfür imandan da içeri bir küfürdür. O ne küfürdür? İmandan içeri. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu dünyaya gelmek bir küfürdür çünkü ikilik yaratır. Ama bu dünyaya gelmeseydik Allah'a aşık olamazdık. Allah'ı tanıyamazdık. Onu sevemezdik. Ben gençken bazen acaba niye geldim? Hiç bana göre bir alem değil derdim. Sonra Allah'la, Allah bana lütfedip mübarek yüzünü açtığı sürece her zerresi bir lütuf bu alemin arkadaşlar. Her zerresi. Yaşadığımız her saniye. Her saniye Allah'ın bize değmesi için bir fırsat ve benim onu tekrar tekrar idrak edip yeni yeni anlamam için yeni bir fırsat. Onun için hiçbir Müslüman öleyim diye dua etmez. Hiçbir Müslüman. Müslüman der ki seni biraz daha bileyim. Sen de zaten ömrümü belirlemişsin ama ben seni biraz daha bileyim ki diri yaşayayım. Evet, evet efendim, çok haklısınız. Aynı zamanda da en büyük hata, yine Azerbaycan'dan bir kız arıyor beni devamlı. Kızcağızın bütün ailesi araba kazasında ölmüş, kendisi de sakat kalmış. Diyor ki intiharı düşünüyorum. Dedim ki sen bu şu anda intihar edersen zannedecek miyim misin ki öbür alemde mutlu olacaksın? Çünkü ölüm güneşin buradan battığı gibi oradan çıkması. Öyleyse bu alemde mutluluğu yakalayalım ki öbür alemde mutlu olalım. Yani burada cenneti bulamayanlar öbür alemde asla bulamayacaklar. Onun için huzur ve mutluluğu yakalayalım. Günah bize. Çünkü huzurda olduğumuz her an huzurluyuz demektir. Allah'la irtibatlı olan insan huzurdadır. Anacığım bir gün huzur evine gezerlerdi arkadaşlar o zaman. Ben de hani üzülecek diye ona böyle yemekler hazırladım filan. Annem bir neşeli geldi, bir neşeli geldi. Niye dedim sen bu kadar neşelisin? Huzur evinde bizim ihvandan birisi vardı dedi. Aman dedi, bir memnun, bir memnun. Efendisinin resmini koymuş yukarı. Her anım demiş sohbette geçiyor çok şükür. Ay nerenin önemi var ki demiş. Ben bu sohbetin içinde olsam istersem lağım kuyusunda olayım demiş. Yani meşguliyetim o kadar mesudum dedi. Anneme de enerji vermiş, yollamış. Öyleyse yerin önemi yok, mekanın önemi yok, için önemi var. İnsan içini huzur ve sevgiyle doldurdu mu, nereye giderse gitsin o huzuru oraya taşıyor. Hani hep anlatırım, felçli bir hanımefendi varmış. Anneciğim de demiş ki siz ne kadar seviliyorsunuz, eşiniz, etrafınızda pervane, ay, arkadaşlarınız pervane, çocuklar pervane. Niye sizi bu kadar seviyorlar? Diye felçli hanım yani. Demiş ki tatlı suyun başı kalabalık olur şekerim demiş. Tatlı su olmayı becerebilmek lazım. Yani pozitif enerji taşımak lazım. Neden? Üzüleceğimiz şeyden sevineceğimiz bir şeyler çıkarabiliriz. Çünkü o kadar kolay ki. Hemen onun için. Şimdi beni Allah böyle üzdü. Mutlaka bunun sonunda mutlaka bir selamet var. Bir kapanan kapıdan mutlaka başka bir kapı açar. Ama onu göremiyoruz. Çünkü sebeplerin peşinde koşuyoruz. Mesele orada. Şeriat açısından küfürü açıklamak istiyorum ilim olarak. Kefr, örtmek, küfr, nimeti örtmek özeldir.
Dinde küfür imanın zıttıdır, imansızlık demektir. Yani bir kimsenin iman şanından olduğu halde iman etmemesidir ki yalanlama ve inkarı, tasdiki terk etmeyi, zorlama ve engel bulunmadığı zaman kabul etmek terkini de içine alır. Demek ki küfür örtmek demek. Neyi örtüyoruz? Biz ben diyerek bizdeki asıl varlığın Allah'a ait olduğunu örtüyoruz. O zaman küfür ehli oluyoruz. Yani ben dediğimiz anda kafir oluyoruz. Bunu o kadar çok yapıyoruz ki hepimiz. Çünkü mesela içimizden bile geçirsek ben ondan iyi biliyorum desek gitti. Bu kadar basit bir şey. Ben hep anlatırım. Mısri Niyazi Hazretleri hayatımda tanıdığım en büyük sultanlardan biri. Hatta derim ki ben Niyazi Divanı ile başlar aşk, Niyazi Divanı ile biter. O kadar büyük bir sultan. Allah aşkı sultan. Kendisi bir şeyh çocuğu. Fakat kendi babasının yolu bana uygun değil demiş. Başka şeyhlere intisap etmiş. Bir şeyhe gitmiş. O şeyh de demiş ki senin ilmin fazla. Bu kadar ilim olmaz. Sen ilmi bırak. O gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamber Efendimiz diyorlar ki nasıl bir konuşmadır hocana git söyle. Böyle bir şey bir mürşit telkin eder mi? Allah ilminin sonu mu var oğlum diyor. Ertesi gün gidip mürşidine söyleyince mürşit diyor ki ben sana evlat olayım. Madem ki sen peygamberle bu kadar irtibatlısın. Daha sonra arıyor birçok mürşit değiştirdikten sonra bakın bu kadar ilmi öğrenince nereye evlat olacak? Ümmü Sinan Hazretleri. Ümmü yani ümmi yani ilmi olmayan Sinan Hazretleri'ne evlat oluyor. Bütün ilmin sahibi ama ilmi olmayana evlat oluyor. Gidiyor arkasında namaza duruyor. Evlat oluyor o da onu çağırıyor ama zaten Antalyalı Ümmü Sinan İstanbullu değil. Bursa'dalar. Namaza duruyorlar. Ümmü Sinan Hazretleri'nin arkasında içinden geçiriyor ki ben daha iyi kıldırırdım. İçinden geçiriyor. Hemen Hazret durduruyor namazı. Düşünün. Buyur oğlum diyor. Hale bak. Tüylerim diken diken oluyor yani. Ondan sonra tabii bunun sonu var. Hazret ertesi gün diyor ki oğlum sen bugün Bursa'da Ulu Cami'de Ramazan'mış oruçla ilgili sohbet yapacaksın. Sonra kolunun altına bir koca somun ekmek alıp herkesin gözü önünde yiyeceksin. Anlıyor tabii. Sohbeti yapıyor. Harikulade. Herkes ağlıyor. Öyle bir sohbet. Çok büyük bir alim çünkü. Arkadan da oturuyor Ulu Cami'nin avlusuna başlıyor yemeğe. Tabii halk bunu bu uyduruk adam. Demin ne güzel konuştu şimdi ne yapıyor diye dövmeye başlıyorlar. Geliyor mürşidini çağırın diyorlar. Ümmü Sinan Hazretleri geliyor. Atın kapanıyor diyor. Öyle mi yaptı diyor. Atın kapanıyor. Orada kapalı da kalıyor. Halvet yerinde. 40 gün. 40 gün sonra geliyor mürşidi nasılsın oğlum diyor. İyiyim efendim diyecek. Bir 40 gün daha kal o zaman diyor. 80 günün sonunda hiç sesini çıkarmıyor. Şimdi çık da diyor. Bu pehlivana diyor. Bir de pehlivanmış Hazret. Her orada kaldığı gün için bir kurban kesin yesin diyorlar. Sonra işte oradan sonra Mısri Niyazi oluyor. Ve o kadar celalliymiş ki sultan ne zaman biraz celallense tekrar kendini 40 gün kapatırmış. Yani onun celali kendi şahsi için olmaz tabii Allah için olur. Ona rağmen kapatırmış. Ve benim en üzüldüğüm bugün bizim üzerimize vebaldir. Biliyorsunuz Vani köyün vanisi yüzünden. O Vani köyün vanisi, valisi bütün mutasavvıfları ya öldürtmüş ya sürdürtmüş. Ve aleyhinde laf çıkartıyor. Hazreti 70 küsur yaşında. Devleti ele geçirecek diye. Hazret adamlarıyla birlikte orduyla fethe katılmak için Edirne'ye geliyor. Padişah Vani'ye inanıyor maalesef ve diyor ki siz katılmayın savaşa diyor. Onun üzerine çok üzülüyor. Çok üzülüp itiraz ediyor. Ben bütün ordumla geldim, üzerimde emir var deyince padişah Vani'nin tesiriyle Limni'ye sürüyor. Limni'ye sürüleceği haberini aldığı zaman Gülşeni Hazretleri genç bir İbrahim Gülşeni Hazretleri gencecik bir delikanlı. Sezai Gülşeni mürşidi diyor ki Hazret üzülürse ne Edirne kalır ne bir şey. At Gülşeni'yi kendini önüne diyor. Sezai Gülşeni Hazretleri arabanın önüne kendini atıyor.
Onu görünce taşa tutunmuş ve muazzam bir deprem olmuş. Bütün oralar sallanmış. O kadar büyük sultan. Ve ayağına bukağalar geçirerek Nimli'ye götürüyorlar. Hüseyin'i ziyaretlerini. Orada bütün milleti irşad ediyor. Ve o bukağaları asla çıkartmıyor. Affa uğradığı halde de geri dönmüyor. Orada insanları irşada devam ediyor. Biliyor musunuz? Sonra Osmanlı onu geri getirmeye kalkmış. Oranın bütün rahibeler, o evliyayı bizden ayırmayın Allah rızası için diye yalvarmış. Öyle büyük sultan diye. Gene ayağı bu kağlarla doluyken Hüseyin Hazretleri, bir adam onun her gün denizin üstünden yürüyerek karşıdaki kaleye gittiğini görürmüş. Demiş ki bu adam bu kağısı falan yok, gece yürüyor gidiyor oraya. Fakat oranın valisi de bir Mevlevi'ymiş. Mevlevi vali gelmiş demiş ki bunun bir hikmeti vardır hocam, bana anlat. O zaman anlatmışlar, demişler ki orada bir cin var, beni bekliyor, her gece beni Mekke'ye götürüyor. Beraber tavaf yapıyoruz ve ben bugün bu aleme katlanma zevkini öğrenip tekrar geliyorum. Sonra vefat etmeden önce oradaki öğrencisine demiş ki beni sakın yıkama, ben şehidim. Fakat öğrenci unutuyor o. Aşkla yıkamaya kalkınca mübarek kalkıp suratına öyle bir tokat atıyorlar ki felç geliyor adama. Öyle bir sultandan bahsediyorum Hüseyin Niyazi Hazretleri. İnanılmaz bir tasarruf sahibi. Bunların hepsi hakikattir. Yani olmuş hadiseleri anlatıyorum. Böyle büyük bir sultan ve şiirleri Allah aşkını en güzel anlatan sultan. Şimdi Hüseyin Niyazi Hazretleri ile diğer bu tasavvuf şairler arasında şu fark var. Mesela Yunus Emre Hazretleri çok büyük bir sultan. Ama onun şiirlerinde her makamdan bulabilirsiniz. Yani farktan, dervişlikten, cemaline geçişten. Bize ait bütün makamları onun şiirlerinde bulabilirsiniz. Hüseyin Niyazi yalnızca fark yok onda. Zat-ı ilahi tecellisi. Öyle bir sultan. Çok güzel şiirler. Ben beni terk eyledim, gördüm ki ayar kalmadı diyor. Ben sanırdım alem içre hiç bana yer kalmadı, hiç sevgilim yok, hiç bana dost yok sanırdım. Ben beni terk eyledim, nefsimi terk eyledim. Gördüm ki yer kalmadı, hiç düşman kalmadı, herkes yarmış bana. Öyleyse tek düşman nefsimizdir diyor. Böyle bir sultan Hüseyin Niyazi Hazretleri, Allah manasını anlamayı ve idrak etmeyi nasip. Hüseyin Hazretleri atmıştır kendini önüne. Edirne'deki. İnşallah Haziran ayının ikinci haftasında vefat yıl dönümlerini biz yapacağız Allah nasip ederse. Edirne'de hep beraber inşallah. Evet. Küfür için iman edilecek şeylerin hiçbirine inanmamak şart değildir. Birine veya bir kısmına inanmamak da küfürdür. Yani burada çok önemli bir sır veriyor bize Elmalı Hamdi Sultan. Diyor ki, ben bir kere Kur'an analitik bir bilim değildir. Yani bunu çok iyi anlamak lazım. Bugün 20. yüzyıl ve 21. yüzyıl ilmi analitik yaptı. Analitik ne demek? Tüme varım. Yani bölümlerde teoriler kurarsınız, neticelerde bir birliğe varırsınız. Halbuki Kur'an öyle değildir. Kur'an'a önce iman edeceksiniz. Önce iman. Yani tümden gelimdir. İman edeceksiniz. Bir kere diyeceksiniz ki ben ayeti anlamayabilirim. Şu anda seviyem ona uygun olmayabilir. Ama Allah söylemişse doğrudur. Nasıl ki Hazreti Ebubekir peygambere baktı ve dedi ki o söylediyse doğrudur dedi. O mübarek yüz yalan söylemez dedi. O halde Allah söylediyse doğrudur. Kur'an baştan kabul edilecek. Ondan sonra sorabiliriz. Tamam ben kabul ettim gönlümle. Ama niye burada böyle demiş acaba Allah? Buradan bize bir şey mi öğretmek istiyor diye orayı sorabiliriz. Onun için ben buna iman ettim, buraya iman etmedim demek küfürdür diyor. O halde bütünüyle iman lazım. İman bütünlüğü gerektirir. Küfür ise tersi olduğundan bir kısmıyla inkar vaki olur. Mesela kış için odun kömür alırken ben bunlarsız kalırsam soğuktan kırılırım demek suretiyle kendi tedbirine güvenmek Allah'ın rezzak sıfatını inkardır. Hakkın bir sıfatını inkar etmekle kafir oluruz. Aman yarabbim.
Şimdi burada bakın yanlış anlamayın. Kömürü alacaksın, odunu alacaksın, ona güvenmeyeceksin. Yapan yaptıran Allah. Burada bu şu çıkıyor, tersinden düşünürsek. Diyor ki Mevlana Hazretleri, hiçbir kuşun gelecek korkusu taşıdığını gördünüz mü? Yarın yiyeceğim olmazsa diye. Kurtun, kuşun, hayvanın gelecek korkusu taşıdığını gördünüz mü? Biz niye taşıyoruz ki? Yani Allah diyor, hangi yarattığını rızıksız bırakmış ki bizi bıraksın diyor. Niye bize sıkıntı veriyor? Çünkü bu korkularımız var, bunları yenelim diye veriyor. Öyleyse mutlaka gelir. Kimseyi bırakmaz. Ama diyor Mevlana, manevi rızkının peşinden koşun. Çünkü o gelmez diyor. Ben en çok üzüldüğüm şu öğrencilerim. Hocam, işte çok işim olduğu için malum geçim derdi. Ben hiç sohbete falan gelemiyorum. Onlar kime yazık? Kendilerine yazık. Çünkü o geçim derdinden de onu kurtaracak olan o sohbet. Değil mi efendim? Tasavvuf açısından açıklarsak, küfrün eşdeğer manası örtüdür. Örtü iki kısımdır. Birinci kısım Allah'ı görmeye ve bilmeye mani olur. Bu başlangıçta olan müptedilerin küfrü olup kötü küfürdür. Diğeri ise o örtü vasıtasıyla Allah'tan başkasını ne görür ne de bilirler. Bu ise sonda bulunan yani müntehailerin küfrüdür, beğenilen küfürdür. Muhakkak o küfredenleri ha korkutmuşsun, ha korkutmamışsın onlar için birdir inanmazlar diyor Allah-u Azimüşşan. Bildiğini bilmeyene öğretmekten kaçınmak, misafirden sofra saklamak, icap ettiği vakit Allah yolunda canını esirgemek, Allah yolu yolcuları için küfürdür. Yani hiçbir şey sakınmayacağız. Onun için Allah sevgililerinin evleri çok bereketli olur. Çünkü devamlı misafir ağırlarlar. Hiçbir şey, ilmimiz varsa onu paylaşacağız. Aşkımız varsa onu paylaşacağız. Bana sorarsanız, ben biraz bu konuda aşırı gitmeyi seviyorum. Sıhhatimizi de vereceğiz bu uğurda. Her şeyimizi bu uğurda vereceğiz. Yani neyimiz varsa bu uğurda vereceğiz. Akti takdirde sakınmak küfürdür diyor. Biz ise aman ben hasta olmayayım, herkes olsun, aman ben olmayayım. Bu katiyen küfürdür. Değil mi efendim? Sonra ben hastaysam, birisi sıhhatliyse, o sıhhatliye bakıp da nazar etmek de küfürdür. Çünkü öyle oluyor. Ay görüyor musun onda sıhhat var, bende yok diyor. Evet. Her bir hak her mertebeyi kuşatmıştır. Her mertebede bir tecelli vardır. Birine iman edip öbürüne inkar etmekle hak örtülmüş olur. İşte tasavvufi açıdan bu. Yani ben şey diyor Hazreti İbn Arabi Hazretleri, öbür aleme gittin. Mürşidin geldi karşına. Ben senin Rab, Allah benden sana Rab olarak tecelli etti. Kabul ediyor musun? Ya ben öğrettim sana. Ediyorum dedi. Amenna. Hakikaten senden çok şey öğrendim. Biraz sonra düşmanın geldi. Ben Rab olarak sana çok şey öğrettim. Haşa dedin, işte cehennemdesin diyor. Çünkü başkası yok diyor, ondan da öğreten o. Ondan da öğreten o. Çünkü Rab olarak yalnız Allah var, başka bir kuvveti kudreti yok. Öyleyse ben bunu kabul ettim, bunu etmedim demek küfürdür diyor. O zaman hani bana eziyet ettiler de, beni mahvettiler de, beni rezil ettiler de diyenlere onlardan bir şey öğreniyoruz. Bu sefer Mevlana Hazretleri gibi ben dostuma dua etmem, düşmanıma dua ederim. Çünkü asıl tekamülü onunla yaşadım. Ve düşmanınıza dua etmeye başlıyorsunuz. Allah ondan razı olsun diye. Ciddi söylüyorum. Ben çok denedim peygamberimin hadisine, haşa kim oluyorum ama 40 gün sana kötülük eden için gerçekten iyi şeyler düşün ve konuş, en büyük dostun olur diyor. Oluyor. Oluyor. Ama böyle hani laf olsun diye değil. Kalben, Allah razı olsun onun sayesinde ben bunu öğrendim diyorsa hakikaten o senin dostun oluyor dedi. Bilhassa. Evet. Ne güzel söylediniz. Ya hadi onu bir daha anlatalım, onunla da bitirelim. Biliyorsunuz gelin gitmiş demiş ki kayınvalidemden çok şikayetçiyim.
öldürelim onu demiş. Dedim bana bir zehir verin demiş bir şeye. Ben onu öldüreceğim. Demiş ki adam da tamam vereyim. Ama demiş 40 gün kayınvalidene iyi davranacaksın. 40 gün içinde yavaş yavaş bu zehir tesir eder. 40. gün ölür. Aman demiş öleceğini biliyorum ya çok iyi davranırım demiş. Gitmiş bir hafta sonra kadın da ona harika davranmaya başlamış. O anacım 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 dönünce kadıncağız da o da evladım yavrum demeye başlamış. Neyse 30. günün sonunda hemen doktora gitmiş demiş ki yani o büyücü ben demiş kayınvalidemin ölmesini istemiyorum o çok güzel. O zaman demiş ki zaten ben vitamin vermiştim ona. Görüyor musunuz? Yani iyi davranırsam ama şeyse artık çok aşırı kötü değilse mutlaka tesir eder. Şunu da unutmayın ki bazen de tersi olur. Peygamberin bir hadiste şöyle, ben ona hiçbir iyilik yapmadım ama o bana kötülük yaptı hayret ettim diyor. Bazen bazı insanlara iyilik yapmak onların küfrünü arttırır. O zaman da onlara biraz mesafe koymak lazım. Ama gene iyilik yapmaya devam etmeliyiz. Çünkü Hazreti Ali'ye soruyorlar. Diyor ki sonsuza kadar sorsanız benden aynı cevabı alırsınız. Bana kötülük yapana daima iyilik yaparım. O Hazreti Ali. Onun zerresinin tırnağının kiri olabilir miyiz bilmem. Ama öğrenmemiz gereken bu. Kötülük yapana iyilik etmek. Ehli Beyt'in özelliğidir. Ehli Beyt'in özelliği.